Karaciğer neden niçin yağlanır? Evet. Kişi ya alkol tüketiyordur veyahut da bağırsaklarındaki mantarlar tüketilen etil alkolden evet. daha tehlikeli metil alkol, bütül alkol, heksil alkol gibi alkoller üretir. Heksanol, butanol, metanol gibi çok çok tehlikeli alkoller üretir bağırsaktaki mantar. Vatandaş diyor ki ben alkol içmiyorum, içmene gerek yok. Bağırsaktaki mantar zaten en tehlikeli alkol üretiyor. Ama o tehlikeli alkol yavaş yavaş az az üretildiği için karaciğer sürekli bunu arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Ama zamanla karaciğer artık yoruluyor, yağlanıyor, karaciğer büyüyor. Karaciğer yorulmasının, yağlanmasının sebebi evet. hepatit B, hepatit C de tabii ki hepatit iltihaplanması da tetikliyor. Eğer öyle bir durum varsa daha da ağırlaşıyor. Hepatit varsa. Şimdi bununla ilgili enginarın yaprağı. Ama enginar yaprağı deyince enginarın vatandaş deyince diyor ki bir tanesi gelmiş bana diyor ki 200 kilo enginar almış şu çiçek tabanını buzluğa koymuş diyor ki her gün enginar yeme yaptırıyormuş annesine. Niye dedim? Karaciğerin yağlanmasını eritmek, güçlendirmek için. İyi de bu çiçek tabanında değil ki siyanopikrin denen etken bir madde var. Bu gövde yaprağında, acı olan kısım, yenmeyen kısımda, şu yaprakta, yani enginarın yaprağı, gövde yaprağında etkin madde, bu yenen kısmında, çiçek tabanında etken madde yok ki. Dedim 200 kilo değil, 2 tonda enginar yesen, şuradaki mesela bu çaydan aynı etki göremezsin. Şimdi evet, enginar normalde tabii ki çok yararlı bir sebze. Hani sofralardan eksik edilmemesi gereken özellikle 15. yüzyılda çok tüketiliyormuş. Vitamin, mineral deposuymuş, C vitamini. Ama tabii dediğiniz hastalıklar için yaprağı mı? Tabii yaprağı ve özellikle bunu yapılan çay içilmez ama çok acı, zehir gibi. Ben bir ara yetiştirdim, enginarı yetiştirdim. Çok sert dikenleri var. Çayını yaptım, içtim. Ama çok çok sert olduğu için uzun süre içemiyorsunuz. Yani herkes içemez zaten. Ben içerim yani ben dayanıklıyım biraz. Kendi üzerimde denemedim bir şey de tavsiye etmem kimse. Şey. Ha bununla ilgili bunun destilasyonla veya ekstraksiyonla elde edilen özü, ekstraktı hapı damlası derecesi yapılır, kullanılır. Mesela Hamburg'da Riesen Hastanesi'nde Profesör Doktor Fintilman bağırsaklarında şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık olan, bağırsak kokuşması olan, tansiyon, kolesterol, lipid, trigliserit rahatsızlar olan hastalar üzerinde denemiş. 553 kişi. İnsanlar üzerinde bir araştırması yapılmış yani. Tabii tabii. Deney, evet. deney var. Aa, burada yazıyor. Ben bir şey söylesem ispat ederim. O nedenle ben herhangi birisi, herhangi bir kişi, benim kitapta da yazılı, dergide de zaten Almanca bu dergi, klinik araştırmaları evet. yayınlandığı bir dergi. Akademik bir dergi. Şimdi ben bu kadar dergi her programa getiriyorum. Neden getiriyorum? Herhangi bir sorusu olduğunda buyurun ispatı burada. İspatı. Neden? İyi yapıyorsunuz. Neden? Çünkü yarın getireyim, bir dahaki programa göstereyim vesaire deyince vatandaş diyor ki acaba doğru mu? O nedenle soru sorulduğunda hemen açar gösteririm. Evet. Klinik araştırması varsa konuşurum. Klinik araştırması yoksa konuşmamak